Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aslında hem gençlerimiz hem sözcüğümüz söylenecek her şeyi söyledi. Özellikle Kur'an tilavetinde bulunan Mehmet ve Hasan gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey'in yaptığı duadan dolayı. Tabii burada hasreten teşekkür etmek istediğim dostlarımız var Türk solundan. Hatta Ali Bey hepsinin adına bir şeyler söylemek isterse de şey yapabilir, memnun da oluruz. O ilk günden beri bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve davet ediyorum. Buyurun. Ali Öztürk'ü, Gökçe Murat Bey de cezaevinde hala, onu da biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben bir konuşma hazırlamamıştım. Ama gerçekten de yani duygulandım ve konuşmak da istedim. Yani siz de dedim ki hissettiniz. Öncelikle Gökçe Fırat bizim bugün buraya geleceğimizi biliyordu. Başsağlığı dileklerini, rahmet dileklerini iletti sizlere de. Şimdi Cem Bey de burada çok güzel bir konuşma yaptı. Hareketleri tarih içerisinde zamanı, mekanı tanımaksızın kitlelere, insanlara tanıtan şehitleri oluyor. Yani bir yerden sonra bazı şehitler öyle simge, sembol isimler oluyorlar ki o kitleler, insanlar o harekette bir şekilde kader içerisinde o yazılmış kader içerisinde buluşması gereken sıradan kişiler o hareketi kitaplardan, ideolojisinden, siyasi yönelimden değil de simgeleşmiş bir şehidinin suretinden, bir fotoğrafından, bir şekilde bir posterinden görüyor, tanıyor. Dünyaya şekil verebilen, değiştirebilen tüm hareketlerin bu şekilde simge şehitleri vardır. Baktığımızda biraz önce zaten çok güzel bir söz söylendi. Küfür tek millettir. Ama müminlerin tek millet olabilmesi için sürekli çabalaması gerekir. Hemen aklıma o an, benim yıllar önce Che Guevara'dan okuduğum bir söz geldi. Yeni insan nedir diye. Tam mealen hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Kapitalizm zaten kendisi böyle bir bulamaç gibi akıp gidiyor. Bir pislik seli. Ve siz bir şey yapmanıza gerek yok. Kendinizi bıraktığınızda onunla beraber akıp gidiyorsunuz. Ve doğal olan budur. İnsanın fıtratı budur. Düzen budur. İşte zaten böyle olması gerekir diye her türlü pislik insanlara dayatılıyor. Ama yeni insan, buna mümin de diyebiliriz, her şey diyebiliriz. Bir şey olmak isteyen insan, yani hayvandan farklı bir şey olmak isteyen insan. Çünkü baktığımızda çok bir farkımız yok gibi gözüküyor. Doğuyoruz, eşleşiyoruz, çiftleşiyoruz, ailemiz oluyor, ölüyoruz. Ama bu evrende, kainatta, bir dünyada bir yerimiz var diyen insan çaba göstermek zorunda. Kendi değerlerini etrafında, bir sınavın etrafında kenetlenmek zorunda. Her gün, her dakika, her saat bu sınavı tekrar tekrar vermek zorunda. Ve o seni aşağı doğru sürükleyen sel, sele karşı sürekli kürek çekmen lazım. Dışarıdan bakanlar der ki bunlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Buradan hiçbir şey olmaz, bir iş çıkmaz. Aslında akıntıya karşı kürek çekenler zaten tarihe şekil veren, insanlara bir şeyler katabilen kişilerdir. İnsan zor. Ben bugün bir sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Sadece Adımlar davasının, İrde davasının şehidi değil, Türk milletinin şehididir diye. Çünkü bunu yani bir slogan olarak değil, gerçekten hissederek ve bilerek bir şeylerin yaşanan şeyleri, Türkiye'de yaşananların farkında olarak düşünüyorum. Bugün biliyorsunuz oraya, o Suriye'ye, PKK'yı, Amerika'yı sokanlar, davulla, zurnayla, Kobani'ye bin selam olsun diye sokanlar, şu anda şehitleri tabutlarının üzerine kollarını dayayarak seçim primi propagandası yapıyorlar. Allah'a şükür insan zor şehidimizin cenazesinde tertemiz insanlar vardı. Görmezden gelindi, hiç kimse gelmedi. Ama niçin? Çünkü bugün Mehmetçiğe orada kurşun sıkan da oraya yuvalanmasın diye Adımlar bir tavır almıştı. Ve tüm dünyadaki emperyalist medyayla, Türkiye'deki işbirlikçi medya linç etmek için bu süreci başlattılar. Aynı süreçte biz de
çok farklı bir kulvarda, ideolojimizle, duruşumuzla belki çok farklı yerlerden bir aksekti. Türk solda bir tavır aldı. Onlar Kobani'ye selam söylüyorken benim hatırladığım kadarıyla bir tek adımlar ve Türk solu bunu bir vatanı ihanet gördü ve ben şahsen 29 Ekim gibi bir tarihte benim Türk topraklarımın PKK'lılar tarafından çiğnenerek sınır ötesi bir operasyon, yani adeta PKK'ya Türkiye sınırlarından yapıldı, oraya sokuldu. Bugün Afrin'de Mehmetçiklerimize kurşun sıkan, şehit edenler varsa işte o dönem oradan, sınırdan sokuldu. Nereden geldi bunlar? Böyle geldiler. Ve ben hatırlıyorum o dönem bir toplantı yaptı adımlar. Ben bir Türk, yani bir siyasi bir insan olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak için eziliyor. Yani topraklarımdan PKK ve peşmerge paçavralarıyla vatan haini benim topraklarımın üzerinden davulla zurnayla Amerikan uçakları yukarıdan incelikten kalkıyor. Benim topraklarımın üzerinden Suriye sokuluyor ve ben bir şey yapamadığımı hissediyorum. Tepkimizi gösteriyoruz, yazıyoruz, protestomuzu yapıyoruz. İşte tehditler geliyor sosyal medyada. Şu bambaşka bir kulvarda adımların işte Türkiye'deki işitçiler toplandı diye bir haber verdim. Ya ne bu dedim. Baktım adımlar bir toplantı yapmış. Tabii ki provokasyon haberi. Ama dedim ki işte dedim bu ülkenin insanları ne olursa olsun tepki gösteriyor. Aynen daha önce 2003'te biz dayan Irak, dayan Saddam, ezilen halklar sizin ederken tamamen bambaşka bir gür, başka bir tonda, başka bir notada ama yine gür bir sesle Saddam sen oradan biz buradan diyen bir grup vardı. Yani demek ki nasıl küffar tepki bir karaktere sahipse bir dava vatanı için, milleti için, dini için bir dava yürüten insanlar bambaşka yollardan gitseler de tek bir karaktere sahip oluyorlar. Sonra o sürecin sonunda ne olduğunu gördük. Bu saldırı adımları yok etmeye yönelik bir saldırıydı bence. Ve ben bunun öyle birilerine havale edildiği gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. O Oslo'da toplananlar, hangi güçlerse, Rakka'ya kadar PKK'yı, Amerika'yı sokan hangi güçlerse o güçlerin bir saldırısıydı. Ondan sonra şehidimizin temiz yüzüyle ve ismiyle tanışmış olduk. Ben şahsen araştırabileceğim kadar araştırdım. Belgesellerini izledim. Tam bir devrimci profil gördüm. Tam bir yeni insan profil gördüm. Yani bu tür bir dava adamının ailesi tüm davasıdır. Hani dışarıdan bize bakanlar ya siz aile kurmayacak mısınız? Sizin eviniz, işiniz, yurdunuz, adresiniz olmayacak mı? Böyle dava adamlarının adresi, işi, evi, yurdu, ailesi hepsi davanın tam göbeğindedir. Çünkü bir kavga varsa, bir savaş varsa o savaşın en güzel yeri en ünlüdür. En güvenli yeri de en ünlüdür. Bu sayede de belki bu da bir vesile oldu. Bizler hep farklı kulvarlarda hep aynı şeyleri savunmuşuz. Gökçe Başkanımız da cenazeye gelmişti. Ondan sonra da Ali Osman Başkanımız bizim için çok değerli bir insan. Benim her zamanki fikirlerinden çok yararlandığım bir insan. İşte bir şehit bunlara da vesile oldu diye düşünüyorum. Sadece diğer bahsettiğimiz çok büyük misyonunun ötesinde benim açımdan kişisel olarak en azından bu fikriyata sahip sizler gibi insanları eskiden yazdıklarınızı külliyatından tutun ideolojisine kadar, siyasi tavrına kadar en önemlisi de insan karakteri olarak biz bu tür bir insan karakteri yaratmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da böyle bir insan karakteri burada da yaratılmış. Kendimi böyle daha geleceğe ilişkin şey hissediyorum. Bu ülke güvenli. Yani bu tür tertemiz insanlar var olmaya hep devam edecek. Birileri zalimlerin, emperyalistlerin hep yanına gidecek. Aslında onlar bizim fikrimize geldi diyecekler. Ama birileri de her zaman için işte o öngörülemez denilen kişiler. Adresleri belli olmayan, arkasında bir yakını, dayısı, şuyu buyu olmayan, ya bunun kimdir, nedir? Hayır, bunlar kendileri çırılçıplak çıkmış isyancılar. Evet, bizim ne yapacağımızı hiçbir zaman öngöremeyeceksiniz. Ve mutlaka Sakarya'sında, Dumlupınarı'da, Çanakkale'de bir daha yaşatılacak. Şehidimiz bugün Afrin'de, Suriye'de, Irak'ta şehit edilen askerlerimiz şehit edilmesin diye kendisi en önde yer aldığı için, bu uyarıları daha adımlar o dönemde yaptığı için, Suriye bir terör yuvası olmasın, bu bölge emperyalistlerin, siyonistlerin Türkiye'ye saldırı üstüne dönüşmesin, bu tavrı alabildiği için adımlar şehit oldu. Ben eminim ki Türkiye'deki bundan sonraki her şehidin ailesi de bir gün mutlaka Şehit Ünsal Zor'un değerini
anlayacak ve bir sonraki kuşaklar nasıl şu andaki kuşaktan anlayamasa da bu tür şeylikler bir sonraki kuşaklar için çok büyük bir mesaj olarak insanlığa miras olarak kalacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Aslında şeyi Ali Bey yaptı kapanış konuşmasında. Söyleyecek pek bir şey yok aslında. Söylenmesi gereken her şeyi söyledi.